Bakanımızın geçmişini de bildiğim için, yaşadığımız için Enerji Bakanlığı'nda tek tek uygulanacağına ve Türkiye'nin, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamamdır. Sabancı Holding'in patronu Güler Sabancı bu konuşmayı 10 Ağustos 2018 tarihinde yapmıştı. Güler Sabancı'nın damat Berat Albayrak'a sahip çıkan ve sarayın ekonomi modelini öven sözleri bununla sınırlı değildi. Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığı'ndan tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir, gerçekleştirmiştir, başarılı bir Enerji Bakanlığı yapmıştır. Peki böyle mi oldu? Sizi hiç bekletmeden cevabını verelim. Ekonomistim diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar vatandaştan sonra koca koca şirketleri de vurdu. Evet evet, biraz kendinizi zorlarsanız asıl haberi bulacaksınız. Türkiye'deki medya gizlemek için uğraşsa da Sabancı Holding 2024 yılının ilk yarısında 7.6 milyar lira zarar açıkladı. Hiçbir gazete ve televizyonun vermediği bu gerçek Bloomberg tarafından bile Sabancı Holding ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı başlığıyla duyuruldu. Komik mi? Bizce trajikomik. Kâr etse böyle mi yaparlardı? Tabii ki hayır. Bakın merhum Sakıp Ağa'nın şirketi geçen yıl kâr ettiğinde gazetelere böyle manşet olmuştu. Türkiye'deki medyanın halini bir kenara bırakıp can alıcı dosyamıza devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şirin görünmek için yanlışa yanlış diyemeyen ultra zenginler sonunda duvara tosladı. Vatandaş krizden inim inim inlerken iktidar politikalarını alkışlayanlar artık çok zor durumda. Sağ markasıyla dünyanın tanıdığı ve 65 bin kişiye doğrudan iş veren holding arka arkaya zarar açıkladı. Akbank gibi paradan para kazanan bir şirkete sahip olan Sabancı Holding yaşıyor bütün bunları. Türkiye'nin krizi sadece Sabancı'yı mı vurdu? Hayır. 100 yıllık şirket Koç'ta da bir şeyler oluyor. Hemen anlatalım. Koç Holding'in ikinci patronu Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durma çabaları Koç ailesine yaramadı. Fenerbahçe'de de başkanlık yapan Ali Koç'un iktidar yanlısı tavrı Koç'taki erimeyi durduramıyor. Cumhurbaşkanımızı Fenerbahçelileri diğerleri göre biraz farklı ilerleyen dakikalarda da göreceğiz. Şahsım ve camiamız adına sizi canı gönülden tebrik ediyorum efendim. Geçen yılın ilk çeyreğinde 10.7 milyar lira kar açıklayan şirket bu yıl büyük bir şok yaşadı. İçinde Tüpraş, Yapı Kredi, Beko, Arçelik, Tofaş gibi devasa şirketler barındıran holdingin net karı yıllık bazda %87 düştü. Bu sene sadece 1.35 milyar lira kara ulaşabildi. Satışlarda büyük düşüş yaşandığı için Koç'a ait şirketlerden arka arkaya küçülme haberleri geliyor. Koç'un yapı marketi Koçtaş bazı şehirlerdeki şubelerini kapatmaya başladı bile. Koç'un bu yapı marketindeki şubelerin kapatılmasıyla sınırlı değil, personel sayısı da azaltılıyor. İhracat düştüğünden ve iç pazara satışlar azaldığından dolayı Koç'un otomotiv şirketi Tofaş işçi çıkarmalarını gündeme aldı. Tofaş'ta da vardiya sayısı önce 3'tü, sonra 2'ye. Şimdi de 1 Eylül'den itibaren 1'e indi. Şimdi bu vardiya sayısı 1'e indiğine göre bir vardiyada bu kadar işçi istihdam edemezsiniz. 6000 civarında işçi var. Demek ki bu işçilerden bazıları da şey yapılacak. En azından taşeron üzerinden gelen işçilerle ilgili muhtemelen yarın öbür gün tenkisat kararları alınacak. Koç'un beyaz eşya devi Arçelik, Polonya'nın Lodz şehrindeki fabrikayı kapatacak. Burada çamaşır kurutma makineleri üretip Avrupa'ya satıyordu. Yine Polonya'nın Wrocław şehrinde buzdolabı imal eden tesisin kapısına kilit vurulacak. Bu tasfiyeler 2025 yılının ilk yarısında tamamlanacak. Türkiye'nin en köklü iki şirketinde yaşanan kriz vergi rekortmenleri listesinde de kendini gösterdi. Yıllardır bu listenin en başını kimseye kaptırmayan Koç ailesi, ilk defa Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar'ın gerisinde kaldı. Devasa Holding'in bilançolarıyla birlikte vergi rekortmenleri listesi beraber okunduğunda bir şey çıkıyor ortaya. O da Türkiye'de sermayenin nasıl el değiştirdiği konusu. Evet, Cumhuriyet'le yaşıt olan Koç ve Sabancılar eski şaşalı günlerini mumla arıyorlar. Erdoğan'a yakın olan şirketlerse paralarına para katıyorlar. Devletten aldıkları milyar dolarlık ihalelerle çok yüksekten uçuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç'a verilen Kalamış Yat Limanı ile İstanbul 1. ve 2. Köprü ihalelerini tek imzayla iptal etmişti. Bu iptaller bugünlerin geleceğinin habercisiydi. Koç Holding'de yaşanan fırtına, Yapı Kredi ve Tüpraş'la ilgili ortada dönen senaryolar gerçekleşirse kasırgaya dönüşecek.
Yapı Kredi ve Tüpraş'ı koçlardan alma girişimlerinin sürdüğü sadece kulislerde konuşulmuyor. Artık gazete haberlerine yansıyor. Türkiye'nin en büyük iki sermaye grubunda yaşanan bu çalkantılar, Güler Sabancı'nın 2018 yılında verdiği röportajı bir kez daha ironik şekilde akıllara getiriyor. Bakanımızın geçmişini de bildiğim için, yaşadığımız için Enerji Bakanlığı'nda tek tek uygulanacağına ve Türkiye'nin ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamamdır. Sabancı Holding'in patroniçesi Güler Sabancı, AKP'nin ekonomi politikalarını överken şirketinin zarar edeceğini biliyor muydu? Onun cevabını biz değil, Sabancı ailesiyle yönetim kurulu versin. Biz de bu dosyada son söz olarak şunu söyleyelim. Asgari ücretli, emekli, memur ve çiftçinin perişan haliyle anlatamadığımız krizi, Koç ve Sabancıların borsaya bildirdikleri bilançolarla anlatalım istedik. Türkiye'de medyanın krizi göstermemek için gizlediği bilançolarla. Zenginin parası züğürdün çenesini yorar derler ya, oradan bakın mevzuya. Türkiye'deki kriz o kadar derin ki Koç ve Sabancıları bile silkeledi.